Herkese merhabalar, Dokun Sınıf'ta Edebiyat Dersi'nde sizlerle birlikte yepyeni bir seneye, yepyeni bir derse başlıyoruz. Şimdiye kadar Türkçe dersi diye bildiğimiz ders artık Türk Dili ve Edebiyatı dersi olacak. Yani Türkçedeki konuları, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam konularını... ...isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar konularını... ...veyahut da bizim bildiğimiz bu dil bilgisi konularını yine öğreneceğiz. Ancak şimdi bir de hayatımıza edebiyat giriyor. Edebiyat nedir arkadaşlar? Esasında bizim aynı tarih, coğrafya, felsefe dersleri gibi, fizik, kimya, biyoloji gibi lisede öğrendiğimiz yepyeni bir ders. Esasında çok keyifli bir ders. Birçok şairin, birçok romancının, birçok değerli sanatçının eserini, hangi dönemlerde neler yazdığını göreceğiz. Ve mesela edebiyatın toplumla ilişkisini, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini öğreneceğiz bu dersimizde. Çok kolay bir konuyla başlayacağız. Burada çok güzel bir resimle başlamak istedim. Jules Verne'in Ay'a Seyahat romanını Jules Verne 1865'te yazıyor. Bakın belki bazılarımız okumuştur bile bu eseri şu anda bizi e, izleyen arkadaşlarımızdan. 1865'te bu eser yazılıyor. Bu bu eserden sonra 1969'a yani neredeyse 100 yıl sonra insanlar aya seyahat ediyor. Ve Ay'a seyahat romanı insan Ay'a seyahat edilmeden önce esasla bilimsel ...bir ilham kaynağı alıyor. Buna benzer birçok filmin, birçok sinema eserinin veyahut da birçok resmin, birçok dizinin ve birçok bilimsel çalışmanın kaynağı edebiyat olabiliyor. Şimdi biz bugün edebiyatın ne olduğunu öğreneceğiz. Edebiyatla alakalı sizlere çok temel bilgileri vereceğiz. Sonrasında da edebiyatın bilimler ilişkisini hep beraber karşılaştıracağız. Şimdi Milletim Bakanlığı 9. sınıfta 5. sınıfta arkadaşlar kazanımları bütünüyle değiştirdi. Hatta ismini de öğrenme çıktıları yaptı. Kazanım neydi hocam? Kazanım. Hani yazılar vardı ya biz yazılı notlarımızdan çalışıyoruz. Bu sene de çalışacağız yine. Yazılı notlarımızı veyahut da yazıları hazırlarken Milletim Bakanlığı'nın kullandığı ifadeler vardı. Sizler edebiyat dersine girdiğinizde okulda hocanız bu ifadeleri göre anlatacak. Diyecek ki mesela sanatın dili temasını ele alan metinlerde okumayı yönetebilme. Sanatın dili teması ele alan metinlerde anlam oluşturabilme gibi ifadeler var. Hocam bunlar ne anlamıyoruz demenize gerek yok. Biz zaten sizlere hem videolarımızda anahtar kelimeleri vereceğiz. Hem temel kabuller üzerinden gideceğiz. Hem de sanki hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi. ilk defa hocam ben yeni geldim. Hiçbir şey bilmiyorum diyor musunuz gibi sizlere her şeyi tane tane güzel güzel anlatacağız. Siz arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın edebiyatın, tarihin, coğrafyanın, sözel derslerin keyfini çıkarın. Zaten ardından da sizlere sözel setlerimizden ödevler de vereceğiz. Şimdi dikkatli bir şekilde bizi dinleyin. Eylül programındayız. Güzel güzel ilerliyoruz. İlk başta matematikle başladık. Sonrasında coğrafyayla giriş yaptık. Sonra kimya geldi. Şimdi edebiyatın güzel sanatları yerini öğreniyoruz. Güzel güzel konularımızı öğrenelim. Sonrasında zaten sıkı bir çalışmayla inşallah sınavlarımızdan da çok güzel notlar alacağız. Bu konu temel bir konu. Bu konuda biz sanatın, estetiği hayal gücünün, imgenin, simgenin... Hocam imge ve simge farklı mı? E, neredeyse benzer şeyler. Ahengin, açık ileti, örtük iletinin ne olduğunu hep beraber öğreneceğiz. Özellik nesalli hatırlıyorsunuz. Hatırlar mısınız? Bence diyebildiğimiz cümleler özel cümlelerdi. Eğer bence diyemiyorsak Türkiye'nin başkenti Ankara'dır gibi cümlelerde nesnel cümlelerde buna benzer kavramları öğreneceğiz. Bu anahtar kelimeler önemli. Bunlar sınavda çıkacak anlamına geliyor. Bunların hepsini bu dersin sonunda mükemmel bir şekilde öğreneceksiniz. Zaten çok kolay çok basit şeyler. Mesela açık ileti örtük ileti diyor ya, ya bu ne hocam der gibisiniz değil mi şu an hemen söyleyeyim. Yarın sinemaya gel diyorsan bu açık açık söylüyorsun. Sinemaya Ahmet de geldi diyorsan burada bir örtük ileti var. Niye? Çünkü Ahmet'ten başka biri daha gelmiş anlam var. Ahmet de geldi. Hani örtülü anlam var ya onun gibi. Ahmet de geldi. Demek ki birileri gelmiş bir de Ahmet gelmiş gibi anlamlar. Bunların her birini şimdi güzel güzel öğreneceğiz. Temel kabul ise bu temada yani bu dersimizde öğrencilerin başta metin türlerini yani nedir? Deneme, makale, hikaye, roman, sanatın yaratıcılık, hayal gücü ve duyguyla ilişkili olduğunu, yazılı ve sözlü anlatımın aşamalarını, disiplinler arası ilişki kurmayı bildikleri kabul edilir diyor. Yani sizler biliyorsunuz ki fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya bunların hepsi insan için. Edebiyat da insan için bu bağlamda dersimizi çok rahat anlayacağınızı düşünüyor. Milliyetin Bakanlığı temel kabulü bu. Biz bu temel kabul üzerinden gidiyoruz. Şimdi Bugünkü dersimizde edebiyat nedir onu öğreneceğiz, metinlerin sınıflandırılmasına bakacağız, öğretici metinler, sanatsal metinler var, edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisine bakacağız, edebiyat çok güzel bir sanat evet ama neyin neresinde onu hep beraber göreceğiz, anlatımın özellikleri ve düşünce geliştirme yolları gibi zaten geçmiş yıllarda gördüğümüz işte tanımlama, benzetme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi kavramları da göreceğiz. şimdi hızlı bir şekilde başlıyoruz. Arkamıza yaslandık. Derste tane tane hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi anlatacağım. Ancak süreniz kısıtlı olduğu için, yapacak birçok işiniz olduğu için, başka dersleriniz olduğu için, arkadaşlarınız zaman ayıracağınız için dersi tane tane kısa bir şekilde anlatacağım. Başlıyoruz. Şimdi edebiyatın tanımına bakalım. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla, bu, bakın bu çok önemli. Dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına edebiyat diyoruz. Demek ki burada tek bir kelimeyle yani fazla uzatmadan diyecek olsanız hayallerin biçimlendirilmesi sanatı. Ne ile? Dil aracılığıyla. Nasıl? Sözlü veya yazılı olabilir. Mesela İslamiyet öncesindeki Türk edebiyatında yazı yokmuş hep sözlüymüş. Savlar, sagular, koşuklar yani şiirler hep sözlü olarak aktarılıyormuş. Sonrasında ilk yazılı eser Orhun kitabeleri olmuş. Yani ilk yazılı taşın üzerine yazmışız onu da. Sonradan Uygur metinleri gelmiş yani bir şekilde. Dolayısıyla sözlü edebiyat olabilir, yazılı edebiyat olabilir. Edebiyat sözcüğünün kökeni Arapça edep sözcüğüdür. Edebiyat kavramı aklımıza geldiği zaman masal roman da edebiyata giriyor. Ya da bir milletin koyduğu dil ürünleri de edebiyata giriyor. Buradaki en önemli kısım şu yanına yıldız attığım kısım. Edebiyatın belki öğretmeniniz tanımını sorabilir. Şimdi bazı yazarlar, önemli yazarlar mesela Cemil Meriç önemli bir denemeci demiş ki edebiyatın tanımı şudur demiş. Dil vasıtasıyla bak bu da yine dilden vazgeçemiyor. Dil vasıtasıyla insandan insana nesilden nesile aktarılan her beşeri ifade edebiyattır. Bak, dil ile aktarılan her beşeri ifade. Beşeri neydi? Beşer şaşar demiştik. Yani insanoğlu hata yapar demiştik. Beşeri de insan ifade. Dil aracılığıyla her insan ifade edebiyattır. Ama aktarılan her ifade. Yani mesela şunu mutlaka duymuşsunuzdur. Alper Tunga öldü mü? Issız acun kaldım. Belki duymadınız. Bunu duyacaksınız bu sene. İşte bu ta binlerce yıl öncesinde, İslamiyet öncesinde Türklerin söylediği bir ağıt gibiymiş, sagu gibiymiş. O aktarılı 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 günümüze kadar gelmiş. İşte bu bir edebiyat ürünü. Gürsel Aytaç da yine tanımı yaparken dil kelimesini kullanmış. Edebiyat, malzemesi dil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan bir yaratıcılık, başka bir deyişle sanat alıdır. Demek ki malzemesi dil olan bir sanat alıdır diyebiliriz. Demek ki edebiyatta dil çok çok önemli. Şimdi edebi dil nedir bir de ona bakalım. Edebiyat gücün ve zenginliğin temel malzemesi olan dilden alır. Tamam bunu anladık hocam. İnsanların günlük hayatına anlaşma aracı olan dil, edebi eserlerde özgün kullanımlarla zenginleşmektedir. Gerçekten sen bir edebiyat kitabında yani bir romanda, bir hikayede, bir makalede şöyle bir dil göremez. Ali geldi, sütünü içti, uyudu, yattı. Öyle değil. Biraz daha dili zenginleştirir, dili özgünleştirir der ki: "Bulutlar ağlıyordu, gökyüzünün karanlığı güneşin ıslaklığını ruhumuza veriyor." Ne diyorsun hocam? İşte böyle edebiyat anladın mı? Edebiyat yapıyorum yani. Biraz daha dili özgün kullanmaya çalışıyorum. Edebi söyleyişin inceleni yansıtan metinlerde sanatçılar kelimelerin gündelik anlamlarını yetersiz bularak duygu yönü yüksek dil özelliği kullanmaya çalışıyor. Kelimenin e, günlük anlamı nedir mesela? Diyelim ki soğuk. Su soğuktur dediğin zaman sen de yani su soğukmuş. Tamam bunu anladık. Ama işte bu bana soğuk davranıyor. E, bu da biraz günlük kullanım. Hani mecaz anlamda ama günlük hayatta kullanım. Bana soğuk davranıyor. Ama hayallerimin soğukluğunu gözlerinin sıcaklığı eriti verdi gibi böyle garip bir şey kullansa biz buradan şunu anlıyoruz ya bu adam bir kere yazıyor karşı tarafa tamam güzel şeyler söylemeye çalışıyor ama hayallerin soğukluğu nedir ya insanın soğukluğunu biliyorduk biz e, suyun soğukluğunu biliyorduk demek ki kelimenin günlük anlamını yetersiz bulup abartıyor değiştiriyor duyguyu yüksek dil özelliği kullanmaya çalışır estetik oluşturma güdüsüyle kelimeleri yeni bağlamlarda kullanarak çok katmanlı dil yapısı oluşturuyorlar demek ki edebiyatçıların en büyük özelliği farklı farklı anlamlarda kullanmaya çalışıyorlar kelimeleri İmge nasıl oluşuyor ona bakalım. Edebi söyleyişin inceliğini yansıtan metinlerde kullanılan dil günlük dilden farklı olarak çok anlamlı bir yapıya sahiptir. Sanatçılar kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri kendilerine özgü bir kullanımla farklı anlamlara getirir. Yani mesela diyelim ki günlük hayatta biz ne diyoruz? Çivi diyoruz, mıh diyoruz. Bunu Atilla Eylan diyor ki adını mıh gibi aklımda tutuyorum diyor. Bak yani ismini kafama çiviledim demek istiyor. Ya ne oluyor hocam bu nasıl bir şey? Yani seni asla unutmayacağım. Dizimden asla çıkarmayacağım. Yani seni çok seviyorum seni asla unutmayacağım ifadesini kendince bir imgeyle farklı bir sanatla anlatıyor. Şimdi burada bu dönüşüm sonucunda imge ortaya çıkar. İmgelerin şiirde kullanımı ise edebi sanattan oluşmana zemin hazırlar diyor. Şairin hayalleri var. Dili var Türkçe. Dile yüklenen yeni anlamlar var. Ve bu anlamlar oluşan imge. Mesela sizler de bir imge oluşturabilirsiniz. Şu anda atıyorum sevdiğiniz bir arkadaşınız vardır. Ona güzel bir şey söylemek istiyorsunuzdur mesela içinizden. Ve ona herkesin kullandığı güzel şeyi söylemek istemiyorsunuzdur. Mesela diyelim ki sen çok samimisin. Sen çok dürüstsün. Sen çok iyi bir insansın. Sen çok işte e, harika bir insansın gibi basit ifadeler kullanmak istemiyorsun. Öyle dersen ki mesela sen kral adamsın mesela. Veyahut sen kanka sen adamsın. Mesela garip bir şey gibi. Ama bunlar da artık kullanılıyor. O zaman bambaşka bir şey. Abi sen benim ömrümsün mesela bak. Farklı farklı kelimeler. Bunların birçoğu kullanılmış. O zaman sen bir edebiyatçı olarak hayallerini geliştirip ona bambaşka bir kelime bulursun. Hakikaten birbirinize bazen farklı lakaplar kullandığınız gibi farklı benzetmeler de kullanıyorsunuz. Neden? İşte bu sizin imge oluşturma yeteneğinizden geliyor. Şairler bunu daha fazla yapmak zorunda. Onlar dili daha farklı kullanmak zorunda. Yani işte hava sıcaktı, denizde e, yüzdüm. Bu bir şairin kullanacağı cümle değildir. Deniz, bulutlar deniz olmuş sıcaklık ruhumda gibi böyle ifadeler kullanırlar yani. Hava sıcak, denize yüzüm bu asla bir şair şey kullanmaz. O dile yeni anlamlar yüklemeye çalışır. Örnek demiş bak artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Yani şimdi burası bir liman gemi var gemi buradan kalkıp gidecek mesela demir almak günü gelmiş diyor. Burada anlatmak istediği şey ise bambaşka bir şey liman sözcüğü hayatı sembolize ediyor. Yani demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Yani limandan hayattan bir gemi kalkıyor yani ölüm gemisi meçhule gidiyor. Hakikaten insanlar vefat ettiğinde biz biliyoruz ki ayrıta gidecek İşte hesap günü gelecek bunu biliyoruz ama birçok insan... Acaba öldükten sonra ne olacak diye merak ediyor. Meçhule gidiyoruz diyor. Hani gidenlerin çoğu dönmedi diyor. <laughs> Gidenlerden hiç dönen var mı? Yok. O zaman diyor ne olacak diyor şair de burada. Yani liman sözcüğü hayat sembolize etmekte. Şair liman sözcüğünün sözlük anlamını hayalleri doğrultusunda değiştirmiş. Limanın sözlük anlamı belli. Gemilerin yanaştığı bir bölge, bir yer. Ama burada limanı hayat yapmış, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Yani sen tabu girdiğin zaman öldün ne kadar sıkıcı konular hocam korkuyorum demenize gerek yok. Buna benzer şeyleri hep şiirde okuyacağız, edebiyatta göreceğiz. Ama temelinde edebiyatçılar ya aşkı konuşacaklar ya hayatın güzelliğini ya da ölüm korkusunu konuşacaklar. Genelde buna benzer şeyler var. Çok edebi eserlerde bunu göreceğiz. Bir de toplumcu sanatçılar olacak. Onlar da işte vatan, bayrak, millet sevgisi, İslamiyet sevgisi bunları anlayacaklar. Genellikle edebiyat ve şairler bunlar üzerine dolaşacak. Edebi metinlerde kelimelerin çok anlamlılığından doğan anlam katmanları vardır. Bu anlam katmanları metinlerin çağrışım güçlerini yükseltir. İmge, edebi metinlerin estetik yapısını derinleştiren bir faktör. Bak burada liman bir imge oldu işte. Adam hayatı liman yaptı. Şimdi edebi metinler kurmaca metinlerdir. Bu ne demek hocam? Yani adam hayal ürünü kafasını oluşturuyor. Mesela Halis Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Aşkı Memnu romanı bir kurmaca. Ne Adnan Bey var gerçek hayatta. Ne Behlül var. Ne Bihter var. Ne yani bunların hiçbiri yok. Ama adam zihninde kurmuş bir metin oluşturmuş ve bir gerçeklik gibi bize sunuyor. Bu metinlerde dış dünyada gerçeklik olduğu gibi anlatılmıyor. Tabii ki birazcık değiştiriyor. Yazar ya da şair dış dünyada gerçekliği kendi süzgecinden geçirerek anlatır. Yani şurası dış dünya tamam mı? Dünyanın kendisi diyelim ki şöyle çizelim dünyamızı gene tamam mı? Burada gerçekten olaylar var. Yazar burada düşün oturmuş şöyle bir sandalyeye tamam mı? Önüne masası var. Burada eline kalem kağıdı almış. Bekliyor yazacak tamam mı? Şöyle yazacak kalem kağıt elinde yazacak. Fakat bunu bir süzgecine koyuyor tamam adam. Burada bir prizma düşünün mesela. Bu dünyadaki gerçekler bu süzgeçten böyle geliyor. Sarı sarı geliyorlar. Yazarın süzgeciden geçtikten sonra belki kırmızı, belki farklı renklerde buraya yazılıyor. Dolayısıyla sen dünyayı yazarın gördüğü şekliyle görüyorsun. Yazar olayları, kişileri değiştirebiliyor. Ama tabii yazar da gerçeklerden besleniyor. Halis Ziya Aşak ile Aşkı Memnun romanı yazarken Zaten adamın soy ismi uşaklı gibi. Yani zengin soylu bir aileden gelmiş. Hep öyle buna benzer boğazlar, yalılar, işte kızlar, erkekler, zenginlik buna benzer şeyleri görmüş. Hayatından besleniyor tabii ki. Dolayısıyla hiç köyde yaşamamış bir yazarın köylüyü anlattığı eser nasıl çok inandırıcı olmazsa yazarlar da kendi süzgecinden geçirerek dış dünyada gerçekliği anlatırken bir gerçeklikten besleniyor. Yani tamamen hayal ürünü yazanlar da var. Hiç görmediği şeyleri yazanlar da var. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ni yazan kişi aman hayal kurmuş. Ama yine o da bir şeylerden besleniyor. yine yani i̇nsanlar var, olaylar var. Bir şair veya yazar bir nesne olay ya da durumla ilgili duygu, düşünce, hayallerini eserini anlatırken tabii ki de öznel yani kendi yorumunu katıyor. Bunlarla ilgili hislerini, sezgilerini ve bunların kendisi uyandırdığı çağrışımları kurgulayarak okura aktarıyor. Demek ki kurmaca demek kurgulayarak okura aktarmak demek. Hayal kuruyorsun ve bir şeyler anlatıyorsun. Okur bilimsel bir eseri her okuduğunda aynı anlamı çıkarırken yani siz diyelim ki aldınız burada fizik okuyorsunuz, kimya okuyorsunuz. Her okuyan aynı anlamı çıkarır. Her okuyan aynı bilgiyi alır. Ama bir şiirde, bir romanda, bir ee, farklı eserde her okuyan farklı anlamlar çıkarabilir. Anlam zenginliği vardır. Edebi metni her okuyuşta farklı anlamlar çıkarır. Bu anlam zenginliği sanatçının kurmaca dünyalar inşa etme araçının bir göstergesidir. Yani Ahmet Haşim bir şiirini okuduğunuzda kiminiz sevgilinizi hatırlar, kiminiz annenizi hatırlar, ...kiminiz, işte ülkesini... Ya ...farklı farklı, her insan sevdiğini hatırlar tabii ki o şiirden. Ama her insanın sevdiği... ...illa böyle bir... ...klasik kalıp içinde olmamalıdır ya Rahmet Haşim. Farklı farklı semboller kullanarak... ...her okuyucunun farklı anlamlar... ...çıkarabileceği şiirler yazar. Dolayısıyla... ...ders yaplarında her okuyan aynı anlamı çıkarır. Ama edebiyatta... ...edebi metinlerde farklı anlamlar çıkabilir. Şimdi, edebiyatın bilim ve güzel sanatlarla... ...ilişkisi dediği zaman, anahtar kelimeniz... ...arkadaşlar, insan. Bütün bilimler... E bütün güzel sanatlar insan için mi? Evet. Edebiyat da insan için. Edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilimlerle doğrudan tarih geçmişi inceliyor. Psikoloji insan davranışlarını, sosyoloji de toplumun davranışlarını inceliyor. Felsefe de düşünme üzerine düşünme. İşte bütün bunlarla edebiyat doğrudan ilgili. Yani bir Osmanlı tarihini anlatan bir roman ya da işte Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanı mesela insanın psikolojik durumunu anlatıyor. Ya da sosyolojik romanlar ya da felsefik romanlar bunların her biri esas edebiyatın doğrudan bu bilimlerle ilişki içinde olduğunu gösteriyor. Fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle dolaylı bir ilişki içerisinde. Edebi eserler bilimsel çalışmalara da e, kaynaklık edebiliyor. Bunu zaten dersimizin başında söylemiştik. Ne demiştik? Jules Verne'in Ay'a Seyahat romanı 1865'te yazılmış ama 1969'da yani ondan 100 yıl sonra insanlar aya seyahat yapmış demiştik. Bunu da buraya da unutmuş. Şimdi edebiyatı ve bilimi hemen karşılaştırırım. Burası nemli diyorum. Bununla alakalı bir size metin verebilir sınavda. Bir edebi metin verir. Böyle işte Rize'nin güzelliklerini anlatan bir şiir. Bir tarafta da Rize'yi anlatan bir coğrafya kitabından bölüm verir. Diyeceksin ki bu ikisi arasındaki fark nedir? Birincisi edebiyat estetik zevk vermeye başlıyor. Soyut duygu ve hayalleri işliyor. Sezgiye dayalı, öznel, dil temel malzemesi. Ama Bilime baktığımızda doğru bilgi var. Genel formüller çıkarmaya çalışıyor. Akla dayalı. Nesnel ve bir dili araç olarak kullanıyor. Bu ise dil temel malzemesi. Yani edebiyat dil olmasa patladı. Ama bilim dili anlatım aktarma aracı olarak kullanıyor. Şimdi güzel sanatların sınıflandırılması burası önemli. Buraya hemen bir şöyle yıldız koyalım. Şöyle kırmızı kalemimiz nerede alıyorum. Hemen yıldızımızı koyarım. Burası önemli. Sınavda gelebilir demek bu arkadaşlar. Zaten kazanımlarda bunu vermişti. Bir, Güzel sanatlar üç ayrılıyor. İşitsel, fonetik sanatlar yani duyarak gördü, hissettiğimiz. Görsel sanatlar dokunduğumuz maddeye biçim verilen. Bir de dramatik sanatlar harekete biçim verir. Şimdi işitsel sanatlar sese ve söze biçim veriyor. Edebiyat ve müzik burada demek ki edebiyat güzel sanatlar içerisinde işitsel sanatlarda. Güzel sanatlar çiziyorum. işitsel sanatlar çiziyorum. Edebiyat çiziyorum. Bunun e, navigasyondaki yeri burası. Görsel sanatlar neler? Maddeye biçim veriyorlar. Resim mesela boyalara, yağlı boyaya, sulu boyaya, pastel boyaya şekil veriyor ve bir resim çıkıyor. Heykel taşa şekil veriyor adam. Mimaride binalara şekil veriyor. Dramatik sanatlar ise tiyatro, sinema, dans, bale, opera gibi. Demek ki edebiyat da bir güzel sanat ama resim gibi değil. Edebiyat da bir güzel sanat ama tiyatro gibi harekete biçim vermiyor. Ama bunlar hepsi birbiriyle işçi olabiliyor. Mesela diyelim ki bir edebi eser sonradan tiyatroya aktarılabiliyor. Metinlerin sınıflandırılmasında sanat metni ve öğretim metni var. Bu da çok kolay. Sanat metni tabii ki edebi değer taşıyan, böyle duygu, düşünce, hayaller uyandıran, estetik eserler. Öğretim metni ise bilgi veren, düşünce ve kanaatlerini değiştirmeye çalışan metinler. Burada size bir ders kitabından böyle işte az önce gösterdiğim gibi ders kitabından bir metin verirse bu öğretici metin oluyor. Mesela Ölçekler paydasındaki sayı büyüdükçe ortaya çıkabilecek değişiklikleri barındırır. Bu bir coğrafyadan alınmış bir öğretici metin. Ama bir sanat metninde şair duygu yüklü ya da estetik veyahut da insanla farklı uyarımlara ulaşabilecek güzel duygu düşünceleri anlatıyor. Şimdi metinler iki ayrı dedik. Sanat metinleri ve öğretici metinler dedik. Öğretici metinler tarihi, felsefi, bilimsel olabiliyor. Gazete çevresinde gelişen makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber metni olabiliyor. Bunlar hep gazetede çıkan şeyler. Mesela makale ciddi, bilimsel dergilerde çıkıyor. Deneme rahat rahat düşüncelerini dile getiriyor. Sohbette okuyucunun fikrini değiştirmek yok ama konuşma aması var. Fıkra köşe yazısı. Okuyucunun fikrini değiştirme amacı var. Eleştiri bir eseri eleştiriyor. Mülakat soru cevap, röportajlar resimlerde olabiliyor. Haber metni 5N1K çevresinde yazılıyor. Kişisel hayatı konu alan metinler var. Anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, bir kişinin hayatı anlatan otobiyografi kendi hayatını kendi anlatıyor. Bunlar öğretici. Sanat metinleri ise sanat metinlerinde yeşil kalem kullanmak istiyorum. Sanat metinleri ise arkadaşlar iki ayrı. Bir şiir var. Coşku ve heyecanı dile getiren şiir gerçekten bambaşka bir sanat metni. Bir de bu roman hikaye falan dediğimiz şeylerin olduğu olay çevresi oluşan metinler var. Bunlardan bazıları anlatmaya bağlı. Mesela destanlar, efsaneler, masallar, fabıllar, mesneviler, halk hikayeleri, hikayeler, romanlar bunlar anlatmaya bağlı. Bunlara biri anlatıyor, sen de dinliyorsun. Ama göstermeye bağlı metinler var. Yani tiyatro. Burada sen anlatan biri değil de oynayanları izliyorsun. Mesela eski Yunan'da trajedi ve komediler var. Sonra dramlar ortaya çıkıyor Yani bildiğimiz tiyatro. Geleneksel Türk tiyatrosunda orta oyunu, karagöz, meddah, tek kişilik bir oyundur. Köy seyirlik oyunları. Bunları göstermeye bağlı olduğu için izliyorsunuz. Bunları ise biri anlatıyor ya da sizler kendiniz okuyup öğreniyorsunuz. Sanat metinleri ve öğretim metinleri ikiye ayırdık. Burası önemli bir sayfa. Burada size boşlukları doldurturabilir. Veyahut da buradan bir metin verip yani bir öğretim metin verip bu öğretim metin neden sanat metni mi neden diyebilir. Neden öğretici metin olduğunu diyeceksiniz ki mesela bir tarihi metin verse kardeşim okura bilgi veriyor. Bizim bilgimizi kuvvetlendiriyor. Ya da bir şiir verse işte estetik duygular oluşturmaya çalışıyor. Edebi nitelik taşıyor diyeceksiniz. Heh. Sanat metni ve öğretici metin karşı Estetik zevk yararlılık amaçlamıyor. Çok anlamlı ve yoruma açık. Mecazi ifadeler var. Söz sanatları var. Öznel. Duygu hayal ve kurguya dayalı. Ama öğretici metin Bak şimdi ciddi bir şey diyorum. Bilgilendirmek ve açıklamak amaçlı. Doğrudan yararlı olmaya amaçlı. Çok anlamlı değil. Genellikle terim ve kavramlar var. Nesnel. Bilgi ve düşünceye dayalı diyeceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi devam ediyoruz. Mesela burada bu zor bir soru bakın. Böyle bir şey gelirse sizin için zor bir soru. Niye? Şimdi bu bir tabii ki sanat metni. Yani estetik zevk var. Yararlılık yok. Çok anlamlı. Mecazi ifadeler var. Öznel. Duygu ve hayal var. ...garbun ucunda son kıyıdan en gürültülü... ...bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü... ...gördüm denizledikleri bin başlı ejderi... ...gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri... ...keskin bir ürperişle kımıldandı anbean... An. ...baktım anladım ki o ejder de canlanan... ...diye gidiyor... ...bunun zaten bir şiir olmasından... ...bunun... ...işte... ...öznel olduğunu... ...bunun... ...estetik zevk içerdiğini... ...bunun... ...işte çok anlamlı olduğunu... ...veyahut da... Ee, başka ne diyebiliriz? İşte yoruma açık olduğunu, hepsi aynı şey bu arada arkadaşlar. Ee, başka ne diyebiliriz? Hayale açık olduğunu, hayal ve kurgu olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi bu ise bilgilendirmek amaçlı, e, yararlı olmayı amaçlıyor, terim ve kavramlar var ama yine de içinde bazı özellikler olabilir bakın. Ben mesela burada dedim ya, nesnel ve geneldir. Hayır bak burada nesnellik olmayan cümleler de var. Mesela, Mehmet Kaplan şiir tahlilleri yapmış ve bu şiiri incelemiş mesela. Yahya Kemal şiirin bir duygu meselesi olduğunu kavramış ve bunu eserleriyle göstermiştir. Bak burada nesel bir şekilde cümle söylüyor. Şüphesiz şair de düşünür gibi büyük fikirlere yükselebilir. Fakat onun fikre varış tarzı bir düşünürden başka türlüdür. Şair duygular ve hayaller vasıtasıyla fikre ulaşır. Açık denizin içinde Türk tarihine, insanın ruhuna ve tabiata ait derin bir fikir vardır. Fakat bu fikir duygu ve hayal vasıtasıyla elde edilmiş ve ortaya konmuştur. Yahya Kemal'de varlığı, sınırı olan aşma arzusu vardır. Açık denizde bu özlemin en kuvvetli ifadesini buluyoruz demiş. Bak, en kuvvetli ifadesini buluyoruz erken bir özellik var ama temelinde yazar burada öğretici. Yani açıklıyor bak. Açıklama var. Aynı zamanda bilgi veriyor. Aynı zamanda yararlı olmaya çalışıyor. Aynı zamanda terimler kullanıyor. Öyle değil mi? Aynı zamanda başka ne diyebiliriz? İşte buradaki e, bazı kelimeleri kullanmasan anlayacağız. E, nesnel değil belki ama düşünce yüklü yani. Böyle bir sanatsal değil. Dolayısıyla bu öğretici metin, bu sanat metni diyeceksiniz. Şimdi artık dersimizin sonlarına geliyoruz. Bundan sonrası çok daha hızlı ve kolay geçecek arkadaşlar. Son birkaç dakika içerisinde her şeyi bitiriyoruz. Bundan sonrası çok kolay. Bundan öncesi de kolaydı esasında. Birazcık böyle edebiyat yaptık. Yani böyle süs süs anlattık ama temelinde anlatmak istediğimiz şey şuydu. Edebi metinler sanat metinleri ve öğretici metinler olarak ikiye ayrılır. Edebiyatçılar böyle imgeler kullanarak sanatlı özgün bir dil kullanırlar. Ama öğretici metinlerde bu daha azdır. Bilgi verilir, açıklama yapılır. Şimdi bundan sonra ise biraz daha kolay şeyler. Nedir mesela? Dilin kullanımından doğan türleri. Burada lehçe, şive, ağız, jargon ve argo öğreneceğiz arkadaşlar. Argo zaten biliyoruz hocam dediğinizi duyar gibi ama bu o argo değil başka bir şey. Şimdi söyleyelim arkadaşlar. Birincisi olay şu. Şimdi hatta bir Türkiye varsa orada göstereyim size. Şimdi şöyle düşünün burası bizim güzel ülkemiz tamam mı? Ülkemizin içerisinde kullanılan dil İstanbul Türkçesi. Biz ülkemizde İstanbul Türkçesi kullanıyoruz. İstanbul Türkçesi haberlerde gördünüz, kitaplarda gördünüz, gazetelerde gördüğünüz Türkçe. Ama şu anda bana kütahyalı arkadaşlar söylesinler. Kütahya'da İslam Türkçesi kullanımı neptin neptin gülüm diyor mesela değil mi? Gülüm kelimesi Kütahya'da çok rahat kullanılır. Koca koca adamlar böyle bıyıklı sakallı adamlar birbirine gülüm diyor mesela. Ben e, Kütahya'da akrabalarım var. Gidiyorum oraya şok oluyorum nasıl konuşuyorlar diye. Veya Karadeniz'de uşağım diyor mesela. Sen bana nasıl uşağım dersen. Uşağım derken yani veya Ankara'da lan diyor mesela. Farklı farklı herkesin kendine ait kullanımları var. İşte şimdi ağız bir dilin ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimi. Karadeniz ağzı, Ege ağzı, Trakya ağzı, Kayseri ağzı, Erzurum ağzı. İstanbul'u ne yapacaksın diyor. Kayseri ağzı ne öreceksin diyor. Kütahya ağzı ne edeceksin diyor. Ne edeceksin gülüm diyor mesela. Şimdi o zaman ağız şöyle gösteriyorum. Buraya yazıyorum. Ağız böyle bir şey. Karadeniz ağzı var. Ağız. Kayseri ağzı var. Ağız. Kütahya ağzı var. Ağız. Bu Neteceksin diyor. Bu ne diyor. Bu işte e, ne yaptın uşağım diyor. Ne yaptın uşağım diyor. Bu ise ne yapacaksın diyor İstanbul. Ama tüm Türkiye İstanbul Türkçesi kullandığı için biz bu yöresel ağızları bilmiyoruz. Ağız buymuş. Sonrasında bir de şive var. Şive biraz daha farklı. Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişimi içinde ayrılmış kolları. Ne diyorsunuz hocam? Bu artık biraz değişmeye başlıyor. Ses, şekil ve kelime farklılıkları anlaşmayı engelleyecek kadar derin değil. Mesela Türkiye Türkçesi ve kardeş ülkemiz Azerbaycan Türkçesi ya da Özbekistan Türkçesi. Özbekistan'a gittiğiniz zaman bayramın kız mübarek olsun diyor. E anlıyorsun bayramın mübarek olsun diyor işte. Ama yani anlıyorsun yani. E, kız Ney? Bayramın kız kutlu olsun. Neyi demiyorsun? Bayramınız kutlu olsun diyor ama ya biraz değiştirmiş. Ya da ayetiniz kutlu olsun. Bak birazcık değişmeye başladı ama yine hala kut kelimesi, olsun kelimesi birazcık bizi rahatlatıyor. Dolayısıyla mesela Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi çok çok benziyor. Birkaç tane fark kelime var ama çok ciddi dikkat edilmesi gereken. Ama neredeyse yüzde doksanı aynı. Dolayısıyla burada şivede çok bir değişim yok. O zaman şiveyi de şöyle yapıyorum bak. Şiveyi de şu Türkiye sınırlarında anlaşılır gibi diyor bak şive. Şuralara yavaş yavaş sınırlara giriyor diyor. Şimdi devam ediyoruz. Gelelim lehçe. Lehçe bambaşka bir şey. Bir dilin tarihi gelişim içinde Yazılı kaynaklarla izlenemeyen yani ne zaman geldi bu kadar değişim diyorsun yani anlaşmayı güçleştirecek kadar derin farklılıklar var. Türk dilinin Çuvaş lehçesi ve Yakut lehçesi olmak üzere iki lehçesi var. Mesela Yakut lehçesinde Ehigini şangacılınan Eğer delibin ne? Yeni yalnız Kutu olsun diyor adam. Yani hiç anlayamazsın ki. Ya da Senesul tap. Efendim abi? Yeni yalnız Kutu olsun diyor. Bak burada çok benziyordu Özbekistan Türkçe'sinde, Kırgızistan Türkçe'sinde çok büyük değişim yoktu. Ama artık Lehçe'de durum çok değişiyor. Dolayısıyla lehçe artık uzay yolu yani artık lehçeye geçtiğin zaman böyle kesik çizgi yapıyorum. Lehçe tamamen artık farklılaştı. Yani arkadaşlar ağız küçük değişim tamam mı? Sonrasında şive biraz daha büyük değişim. Lehçe artık tamamen kopuyor. Dolayısıyla burada bunu çok bilmeniz lazım. Ağızda çok büyük bir değişim yok. Anlıyorsun. Karadenizleri anlarsın. Kayserileri anlarsın. Kütahyalıları anlarsın. Şive'de anlamakta biraz zorlanmalar başlar ama hala anlarsın. Azerileri anlarsın, Özbekleri anlarsın. Lehçe'de anlamıyorsun. Buradaki olay bu. Şimdi <laughs> bir de jargon var. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil. Mesela tıp jargonu. Hasta dün gece eks oldu. Efendim? Hasta dün gece eks oldu. Ne diyorsun ya? Mortanze stranze. Ha, vefat etti yani. Adam e, vefat etti diyeceğini, öldü diyeceğini eks oldu diyor. Kendi jargonları o yani. Kendi aralarında. Döviz piyasalarına bu hafta dalgalanma bekliyor. Ne diyorsun abi? Dalgalanma. Ne diyorsun ya? Yani iniş çıkışlar bekleniyor diyeceğine dalgalanma diyor. Argo ise... ...belirli toplulukların kullandığı ortak dille ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından... ...farklılık gösteren dil ve kelime dağarcığı. Mesela... ...adam afili etrafa caka satıyor dediğimizde... ...afili sözcüğü gösterişli çalımı demek... Caka satmak, gösteriş yapmak, çalım satmak demek. Yani caka satmak da bir argodur arkadaşlar. Argo deyince illa çok ağır bel altı ifadeler gelmesin aklınıza. Bazen onlar küfür, sövgü oluyor yani. Kaba bir söyleyiş özelliği gösteriyor argo ama onlar gibi değil yani. Argo caka satmak. Anlatabildim mi? İşte artist artist konuşma diyor mesela. Bu bir argodur. Artist artist konuşma derken oradaki artistlik sanatçılık anlamında değil. Yani kabadayılık yapıyor. İşte buna benzer şeyler arkadaşlar kaba söyleyiş içeren şeylere argo diyoruz. Yoksa diğerleri küfür oluyor. Şimdi bir de standart ölçülü dil o da İstanbul Türkçesi işte. Bu Türkiye Türkçesinde İstanbul ağzı, Karadeniz ağzı değil tabii ki. Kitaplarımızda Karadeniz ağzım var ya da Kütahya ağzım var ya da Kayseri ağzım var. Hayır. İstanbul ağzı var ve standart dil haline gelmiştir. Standart dilin kuralları yazım kılavuzlarında ve sözlüklerde belirtilir. Bir şeyi gerçekten yapmak isteyenler bunun bir yolunu bulur. İstemeyenler ise bol bol mazeret bulur. Bu tam bir standart İslam Türkçesi yazılmış ifade. Şimdi anlatımın özelliklerini anlatıyoruz. Bir iki dakika içinde dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi açıklık yani bir metin okudunuz. Eğer bu metin net ise her okuyan aynı anlamı çıkarıyorsa belirsizlik taşımıyorsa açık bir anlatımdır. Bunun tersi kapalılıktır. Şiirlerde kapalılık vardır. Yani her okuyan onda farklı bir anlam çıkarır. Her okuyan farklı bir anlam çıkarsın ister zaten. Yalınlık süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınmak. Yani Sade diyebiliriz. Duruluk, gereksiz sözlere yer vermemektir. Eğer duru değilse bir anlatım, anlatım bozukluğu vardır. Mesela, e, sağlıklı ve saatli bir hayat diliyorum size. Ne diyorsun ya? Sağlık ve saat aynı anlama geliyor zaten. Duruluk ilkesine aykırı. Akıcılık, anlatımın ses akışına uygun olmasıdır. Metininde okunması kolay ifadeler verilir. Şimdi, düşünce geliştirme yolları da bunları da zaten ortaokulda öğrenmiştik. Bir kez hatırlayalım. Tanımlama bu nedir sorusuna verilen cevaptır. Dil nedir? Dil sözlü ve yazılı olarak iletişimi kullandığımız, doğduğumuz hazır bularak edinmeye başladığımız işte güçlü, büyülü bir düzendir. Dilin tanımını yapmış. Mesela şiir okuyucuya seslenmelidir. Burada tanım yok. Şiir sevgiyle başlamalı, huzurla devam etmelidir. Burada da tanım yok. Şiir Anadolu insanı anlatmalıdır. Burada da tanım yok. Şiir düşüncelerin dile getirildiği sözlü ve yazılı edebi türdür. Derse işte tanım var. Yani şiir nedir sorsana cevap verecek. Şu kalem çok güzelmiş. Burada tanım yok. Kalem yazı yazmaya yarayan araçtır. Yani bu nedir sorusuna cevap verecek. Örnekleme veya diğer adıyla örneklendirme bir düşüncenin ona yakın asıl düşünceyi hatırlatıcı, destekleyici, türlü kavram ve isim ve durumlarla desteklenmesidir. Burada mesela işte örnekler vererek işte örneğin diyebilir, misal diyebilir, mesela diyebilir. Buna benzer ifadelerle örnekler verilebilir. Karşılaştırmada daha, en, kadar, ise ifadeleriyle varlıklar birbiriyle kıyaslanıyor. Bu böyle ise bu böyledir diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu böyleyken şu ise şöyledir diyerek varlıkları benzerlik ve karşılıklarla anlatıyor. Tanık göstermede bir düşüncenin ilgili konuda uzmanlığı ve yeterliliği kabulü görmüş bir kişiden alıntı yapılarak desteklenmesi. Adam bir şey anlatmış sonra bana inanmıyorsanız bakın Orhan Veli'nin bu sözünü aldım diyor yani. Onu tanık gösteriyorum diyor lütfen diyor yani. Hani bana inanmıyorsanız Orhan Veli'yi tanık gösteriyorum diyor. Sayısal verilerden yararlanmada sayılar, rakamlar, oranlar, veriliyor, istatistikler veriliyor. Bak burada bir sürü sayılar. Gördüğünüz zaman burada sayısal verilerden yararlanma diyebilirsiniz. Benzetme ise aralarında benzerlik olan iki şeyden zayıf olanı güçlü olana benzetiyorsun. Mesela annemin dişleri inci gibiydi. Şimdi inci daha değerli bir şey, değil mi? Pahalı bir şey yani. Ama annesinin dişleri de onun için çok değerli. Annesinin dişlerini beyazlık bakımından inceye benzetiyor. Bunu zaten hatırlıyorsunuz. Bazen bunu metinin temelinde de yapar yani genelinde de yapar. Mesela Dil sosyal yapının ve kültürün sadık bir aynası durumdadır diyor. Gerçekten de bizim dilimiz bizim kültürümüzün aynası. Şu anda kullandığımız telefonlar, kullandığımız saatler, giydiğimiz kıyafetler tamamen yabancı. Bindiğimiz arabalar, neredeyse yediklerimiz bile yabancı. E sen dilin de eğer yabancı kelimeler dolarsa, genel a yerine internet dersen, öz çekim yerine selfie dersen, dizüstü bilgisayar yerine Laptop dersen abi o zaman gitti artık. Dil tamamen kaybolaşır. Zamanla da artık tamamen yabancı konuşursun. İngilizce konuşursun ve dil buharlaştı gitti. Çok tehlikeli. O yüzden dil bir toplumun aynası diyor. Dersimizi bitirdik. Mutlaka Dinamo Sözel Set'i tedarik edin arkadaşlar. Burada hem edebiyat hem tarih hem coğrafya kitaplarımız var. Buradan sizlere çok güzel ödevler vereceğiz. Yazılı zamanı geldi de zaten Yazılı notlarımızdan en yüksek notları almanızı sağlayacağız. Hadi bakalım diğer bir edebiyat dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.